Merhaba, bu haftanın röportaj konuğu benim. Ben Abidin Yerebakan. İnşallah siz soracaksınız, ben anlatacağım dilimin döndüğünce. Bu proje her şeyden önce Türk milletine büyük hizmet olarak gördüğüm bir proje. Çünkü türkü işliyor. Türk'ün geçmişten geleceğe taşındığı bir dönemi ya da dönem serisini işliyor ta dirilişten bu yana. O yüzden bu bir varoluş mücadelesi. Ben de bu mücadelenin içinde olmaktan onur duydum. Sete ilk girdiğimde nasıl bir tanımı karşıladım? Tabii set çok yabancı olduğumuz bir mecra olmadığı için ne bileyim ya, işe gider gibi. Gayet güler yüzlü insanlar, işini doğru yapmaya gayret eden insanlar, çaycısından yönetmenine, herkes işini doğru yapıyor. İşi doğru yapınca da çok ciddi bir ortam haliyle. Yani bu sesin diğer setlerden farkını şöyle gördüm ben. Bir askeri kışla disiplini var burada. Bu çok dikkatimi çekti. Yani kurallara tam uymak zorunluluğu insana zor gelebilir ama işler daha hızlı yürür. Dediğim gibi bir askeri kışla disiplini düzeni vardı burada. Çok iyi bir ekip kuruldu her yerde. Gerek sette, gerek çiftlikte, eğitim alanında. Ama her şeyin başı derler ya, işin sahibidir. O yüzden ben sizin aracılığınızla yapımcımız Mehmet Bozdağ ve bütün Bozdağ film ailesine şükranlarımı iletmek istiyorum. Çünkü her işte çalışırsanız sizin için gerek ekonomik boyutu, gerek sosyal boyutu elbette önemlidir ama burada ekipten ziyade ben bir aile ortamı gördüm. Bu çok önemli bir şey. Enteresan olan bir şey var. Burada atlar da oynadıklarının farkındalar adeta. Komut alındı. 3-2-1 kayıt. Oyun dendi. At kendi koşuyor. Ya bu çok enteresan bir şey. Yani ben hiç atı mamuzlamadım bugüne kadar. Komut alınca at koşuyor abi. Bu çok enteresan bir şey. O eğitimi bizim aldığımız gibi atlar da aldı herhalde. Öyle düşünüyorum ben. İşte kılıç eğitimine gelince kılıç sağa sola sallamayla olmuyormuş. Bunun bir şeyi var. Sıralaması var. Mizanseni doğru kurgulamak gerekiyor. Bu konuda Rahim Hoca'nın inanılmaz bir desteği oldu bize. İşte her şeye çok profesyonel bakmak çok önemli. Burada her şeye çok profesyonel bakılıyor. Yani mış gibi yapmıyorlar. Hani oynamayın, olun diye bir söz vardır ya. Burada her şey öyle adeta. Yoksa bir kaleografi ustası getirirsiniz, o size gösterir. Ta oralardan, Kazakistan'dan Rahim'i niye getiresiniz mesela? O yüzden her şey çok doğru ele alındı diye düşünüyorum. Zor olmayanın lezzeti olmaz. Tabii ki zorluk çekiyoruz. Yani özellikle dönem olması başlı başına bir zorluk. Ama keyfini şöyle çıkarıyorsunuz, kendinizi izliyorsunuz. Diyorsun ki ulan burayı iyi oynamışım ama sahne de çok güzel olmuş. Yani partneriniz de çok doğru oynamış. Bu bir tenis maçı gibi düşünün. Servis attığınız karşılık alamazsanız top boşa gidiyor. O yüzden bu keyfi o zaman almış oluyoruz. En ilginç sahne deyince Osman'la Balan'ın nikahını kıydığım sahneydi benim için. Çünkü çok kıymetli bir sahneydi ve ben çok kıymetli bir iş yaptım orada. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in nikahını kıydım. Çok da doğru oldu sanki. Yani kime izlettiysem özellikle bu ilahiyatçı dostlarıma izlettim. Becerebildik mi dedim. Tabii ki başka nasıl olacak yani. O yüzden en keyif aldığım sahne kuruluş Osman'da oydu. Vallahi anlaşamadığım yok aslında. Ama en çok takıldığım Ahmet Yenilmez, Seda Yıldız. İşte bizim grup öyle diyeyim. Emin öyle. Serkan Tatar. Yiğit. Burak Çelik. Ya hepsiyle ben hangisiyle anlaşamam ki? Hepsi saygılı, efendi. Adam işte. Yani dediğim gibi takım iyi. Takım iyi olunca sıkıntı olmuyor. Buradan her şeyin yerlerinde kalması benim için daha kıymetli.
Her şey bir şey götürürse bir gün götürülecek bir şey kalmaz. Ama ben buradan sohbet, muhabbet, baki kalan şu kubbede bir hoş sadaymış der ya. O hoş sadayı götürebilirsem eğer, benim için en büyük hediye budur. Yani işte süs eşyası olarak bir kılıç alabilirsiniz, bir hançer alabilirsiniz. Hatta yapımcı bir güzellik yapar, bir at alabilirsiniz. Ama onlar bir gün çürür, ölür. Fakat o güzel anılar asla çürümüyor ve ölmüyor. O yüzden buradan götürebileceğim en doğru şey burada yaşadığım güzel hatıralardır. Akça Derviş bana anlatıldığı üzere çok iyi bir savaşçı. Savaşlar başlatabilecek kadar zeki. Ama o kadar da şeyhine öyle bir bağlı ki konuşurken neredeyse yüzüne bile bakmayacak bir edebe sahip. Edebalı'nın grubundaki bir derviş olmak, bir de Akça Derviş olmak insana biraz sorumluluk da yüklemiyor değil haliyle. İşte o sorumluluk anlayışıyla yürütmeye çalışıyorum Akça Derviş'i, yaşatmaya çalışıyorum. Emeği geçen, emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü güzel bir söz vardır, çok severim o sözü. Atın üstündeki Türktür, Türk değilse ata yüktür derler. Türklük gururu ve İslam şuuru çok önemlidir. İnşallah bu ikisini harmanlayıp büyüyen gençlerimiz olacak.